28 Kasım 2019 Antalya Aksu Fatih Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda tekrar Ramazan Özmen. Geçen sene bu süresinde patlıcanda rekor gelişim kullandılar. Evet. Bu sene de kullandılar. Ve diğer yanımızda da ziraat mühendisimiz Murat Vernes. Aksu'da aynı zamanda bayimiz. Rekor gelişim bayisi. Biberde ne gördük bu sene? Patlıcanda gayet iyiydik. Şu anda ikinci yıl seramızda kullanıyoruz. Şu anda verim güzel. Verim güzel. Öncelikle bu çeşidini boy, söyleyelim bunun. Nedir bu biber? Takıl bunun çeşidi. Takıl. Kıl sivri diye geçiyor. Kıl sivri diye geçiyor. Dikim bu... tarihini söyleyelim. Dikim tarihi 5 Eylül 2019. Evet. Ne oldu? Bir kısaca özetleyelim, göstererek. Ben bu kadar gelişen tahmin etmiyorum. Yani, gelişim anlamında gelişim memnunsunuz. Gelişim normal yani. Tutum anlamında. Meyve tutumu. Tutum anlamında güzel. Tutum anlamında güzel. Peki buradan hasat yapıyorsunuz. Tabii yapıyoruz. Topluyorsunuz. Bura kaç metrekare toplam? 1600 metrekare. Kaç şey alıyoruz mesela haftalık hasatta? Haftalık 500 kilo. Haftalık 500 kilo alıyoruz. İyi midir bu rakam sizin için? Şu anda iyi. Şu an iyi diyorsunuz. Şöyle gösterelim tutumları şey anlamında. Çekelim. Yavaş yavaş en azından takıl, kıl sivri. Bu yeni toplandı daha burası. Burası yeni toplandı. Artı sulanıyor. Şöyle gösterelim oraya doğru da. Bilersen daha ilerideki şey olup. Şöyle şu yandan, şu aradan gösterebilirsek. Bak, oraları alınmamış. Tutum anlamında. Şöyle gidelim ileri doğru olmazsa. Bu tarafa mı gidelim, oraya mı gidelim? Vallahi şöyle ileri gidebiliriz. Şöyle gidelim yavaşçana. Göstere göstere gelin. Siz anlatın bu arada. Yani burada gelişim konusunda memnunsunuz. Gelişim ben biberin tutumu ve kalite konusunda ne söyleyebilirsiniz? Ben bunu bu kadar boy yapacağını tahmin etmiyordum. Yani bu güzel boy yaptı. Güzel boy yaptı. Güzel bu boy yapması size bir avantajı var mı? Verimi arttırır. Verimi arttırır. Daldan verecek ya. Daldan verecek. Boy yaptığı için yani verimi arttırıyor. Yani ben alçak kalırsa küçük verimi falan. Zaten şey devam ediyor. Şöyle gösterirsek şuradan dolamayı yapmışız zaten. Evet evet. Çiçeğe ve sürgünü aynı anda şu an devam etmeye ya başlıyor, çalışıyor. Şeyini sürdürüyor. Şu alttan da gösterelim. Yani meyve anlamında, kalite anlamında ne olduğu, nedir? Şu şekilde. Siz neler söylemek istersiniz Murat Bey? Siz de geçen sene de buraya görmüştünüz. Şöyle gelin. Burada patlıcan vardı. Aha. Ramazan Bey üründen, rekor gelişiminden memnun olduğunu bize söylemişti. Evet. Bu sene biber konusunda şunu izlemesini yaptım ben de. Şu anda yine bitkileri çok homojen bir şekilde boyları aynı bir vaziyette gidiyor. Şöyle gösterelim bir yandan. Bir dalgalanma yok serada. Evet. Serada bir dalgalanma yok. Kimisi bir şey yok, kimisi alçak olmuş. Bitkiler gelişimlerini aynı ölçüde sağlamışlar. Bu güzel bir şey. Çünkü, evet. Güneş boyunun bitki, çok uzun gitmesi, alçak gitmesi vesaire bir dengesizlik olduğu zaman verime de direkt yansıyabiliyor bu. Tabii alçak oldu mu verimi etkiliyor. Yani çok hızlı gitti mi de tele varacak korkusuyla bu sefer değişik... Durdurucu vesaire kullanmaya çalışıyorlar. Bu da verimi azaltıyor. Verimi azaltıyor. Şu anda homojen bir şekilde kendi halinde sağlıklı bir şekilde gelişen bitki. Devam ediyor. Görüntü. Şöyle gösterelim biraz daha. Üreticilerimiz görsün. Mesela şurada tabi oralarda alınmış yerler. Çiçek durumuna bakın. Şöyle açalım. Yaşını böyle çiçek gösterelim. Durumunu, bir de meyve şu meyve durumu şu şekilde görünüyor. Çekerse. Şurada da aynı şekilde gidiyor. Şöyle gelin. Şöyle geçin. Burada şey yapalım. Şöyle gelin Ramazan Bey size. Böyle gelin. Bak bu arkadaki meyveler daha... Evet. Burası yeni toplandı değil mi? Yeni toplanmış bir yerdeyiz. Evet. Şimdi rekor gelişimi gönül rahatlığıyla herhalde bu sene iyicene artık bağıra bağıra tavsiye ederiz. Hatta ben dayı oğlu Ahmet. O da biber ekiyordu. Ben biberde bir de kökçüklü sıkıntısı olur. Var mı şu an burada, görüyor musunuz? Şu anda yok, bak olsa ölmüş olur ağaçta. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Rekor gelişim bir ilaç, bir gübre değildir. Burada kök çürüklüğe etkisi, topraktaki suyun emilmesi, suya dayalı oluşan kök çürüklüğünü rekor gelişimde büyük oranda durdurabilirsiniz. Evet. Ama bir koruma ürünü değildir. Ama beslenme işte ürünü değildir. Etkili, faydası o konuda var yani. Etki ediyor. Etkili. Bunu da buradan belirtelim. Evet. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Seranızı gezdirdiniz. Evet. Tekrar ikinci yıl üst üste kullanılıyor. Evet. Herhangi bir sorun gördünüz mü, yan etki vesaire? Şu anda yan etki görmediniz. Şu anda bir şey sıkıntı görmedim yani. Teşekkür ediyoruz. Seranızı gezdirdiniz. Evet. Murat Bey size de teşekkür ederiz. Faydası da kök çürüklüğüne işte faydası oldu. Kök çürüklüğüne de fayda ettiğini. Çünkü bu toprak, bu serada biber olmuyordu. Şimdi geçen sene siz patlıcanda da aynı şeyi söylemiştiniz. Evet, evet. Burada da bu serada kök çürüklüğü olan bir seraydı. Tabii. Şu an biberde bu görülmüyor. Geçen sene bende bir arık biber vardı. Oradan şey yaptım da ektim zaten. Ölmedi diye ektim. Ama. Ölmedi. Denemeyi yaptık. Denemeyi yaptım. Başarılı oldu. Bak şimdi öbür seralarında da var aynı birer tane sıra. Tamam. Size giderseniz görürsünüz. İnşallah onlara da bakalım. Buradan şöyle bir el sallayalım. Türkiye'ye bütün üreticiler bizi görecekler.
Buradan görüşürüz. O biberler